Yıldıra Yoğur Tırların Arkasında Ne Vardı? 3 1 Ocak 2014 günü ilk MIT tırı baskını boşa çıkarılınca ikincisi için hemen harekete geçilmişti. 7 Ocak günü Ankara Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tırlarda görevli 7 MIT'ciyi 29 kişinin dinlendiği bir uyuşturucu ticareti soruşturmasının içine atıp dinlemeye başladı. Peki... İki jandarma subayı bu tırların gideceğini ve bu MIT mensuplarının bu işte görev yapacağını nereden öğrenmişlerdi? MIT tırları soruşturmasını yürüten savcıdan okuyalım çeşitli talimat yazılarımıza rağmen adını ve açık kimliğini vermedikleri ve gizledikleri ancak verdiği bilgi itibariyle milli istihbarat teşkilatının söz konusu görevlendirmesini ve bu görevlendirmede görevlendirilen mit mensuplarının açık kimlik, adres ve bu görevde kullanacakları cep telefonlarını bilen casusluk faaliyeti gösterdiği değerlendirilen meçhul bir şüpheliden 7 mit görevlisinin açık kimlik, adres ve cep telefon bilgilerini aldıkları Mahkemeden mitçiler için uyuşturucu taciri çetesi soruşturması içinde önleyici dinleme kararı alan iki jandarma görevlisinin adı önemli. Jandarma yüzbaşı Hakan Gençer, jandarma kıdemli çavuş Gültekin Menge. Tırlar 18 Ocak 2014 günü akşamı Esenboğa Havaalanı'ndan yola çıktılar. Esenboğa'dan Gölbaşı'na kadar peşlerinde kıdemli çavuş Gültekin Menge ve uzman çavuş Cumali Katırcı da vardı. Menge'nin bağlı olduğu jandarma yüzbaşı Hakan Gençer ifadesinde tırların yola çıkmasından 6 saat önceden itibaren çavuş Menge'nin kendisini arayıp tırlarla ilgili bilgi verdiğini, tırların içerisinde terör örgütlerine malzeme götürülmüş olabileceğini dediğini aktardı. Peki terör örgütlerine malzeme götürüldüğünü düşündükleri bu tehlikeli tırlar için ne yapmışlardı? Uzman Çavuş Menge, Uzman Çavuş Katırcı tırları gölbaşına kadar takip etmiş, hatta tırlar mola yerinde durmuş, takip sürmüştü. Sonra ise terör örgütlerinin gittiğini düşündükleri tırları orada bırakıp takibe merkezden devam etmişlerdi. Saat 04'e kadar hiçbir şey yapmadan bekleyerek. Tırlar Ankara'dan yola çıkıp onlarca şehir merkezinden geçerek yollarına devam ettiler. Nereye gittiğini bilmedikleri, teröristlere gittiğini düşündükleri tırın o şehirlerden geçişini izledi jandarma. Şimdi ancak bir casusluk filminde izleyebileceğimiz kısma geldi sıra. Saat 04'te uzman çavuş Gültekin Menge, amiri olan jandarma yüzbaşı Hakan Gençer'le buluştu. Birlikte Menge'nin arabasına binip Ankara Demet Evler'de bir kuru yemişçi önüne gittiler. İddianamedeki kayıtlara göre yüzbaşı Gençer şapkalı parka yüzünü belli etmeyen beresiyle kuru yemişçiye girip arabada bekleyen uzman çavuşa telefon kartı aldı. Bütün askeri hiyerarşiyi alt üst ederek. Savcılık bu anların görüntülerini kuru yemişçi ve çevre dükkanlarının kameralarından tespit etmişti. Herhalde o kameralar yüzünden ikili kuru yemişçideki sabit ve hemen yanındaki ankesörlü telefonu kullanmamışlardı. Ankara Emniyeti'nin daha sonra mobeselerden tespitine göre ara sokaklardan Etli'ye doğru uzun mesafeleri kat ederek kamera görmeyen bir sokaktaki ankesörlü telefonun önünde durdular. Çavuş Menge o ankesörlü telefondan Adana jandarmasını arayıp ismini vermeden tırların geçişini ihbar etti. Şu kısmı da ilginç, savcılık iddianamesinden. Bu sırada şüpheli yüzbaşı Hakan Gençer'in arada bir sokak başına gelip çevreyi kontrol ettiği ve şüpheli uzman çavuş Gültekin Menge'ye gözcülük ettiği, bu hususların tümünün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı tespit çalışmalarında ortaya çıkarıldığı anlaşılmıştır. Fakat yaptıkları tuhaftı. Çavuş Menge teröristlere gittiğini düşündüğü tırın geçtiği hiçbir şehri bilgilendirmemiş. Doğrudan tırın henüz gitmediği ya da gideceği de belirsiz olan Adana'yı aramıştı. Hem de Adana jandarmasının 156 ihbar hattını da değil ancak jandarmaların bilebileceği kodlu uzun bir numarayı. Zaten savcıya göre Adana jandarması da bu ihbardan çok önce tırları karşılamak için hazırlığını yapmıştı. Savcılık Ankara ve Adana Jandarma istihbaratları arasında ihbardan çok önce telefon trafiği tespit etti. 04'teki konuşmadan sonra Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda istihbarat şubesi tırları gelmesi için bir sahne hazırlamıştı. O yüzden tırlar görev sahaları olan Adana'ya girmesine rağmen hatta bir saat pelit dinlenme tesislerinde tartıya girip mola vermesine rağmen operasyon yapılmamıştı. Operasyon için Adana çıkışından 60 kilometre ileride Sirkeli gişelerinde hazırlık yapılmıştı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden tırlar durdurulmadan 1.30 ve yarım saat önce iki kez aranan gazeteciler, DHA ve sabahın yerel muhabirleri Sirkeli gişelerindeki tır durdurma etkinliğine davet edilmişti. Jandarma İstihbarat'tan gazeteciler tırların durdurulmasından sonra da iki kez arandı. Geçen seferki hatanın tekrarlanmaması için her ihtimal düşünülmüştü. 50'si jandarma komando 26'sı istihbaratçı subay az subay olmak üzere yaklaşık 150 kişilik bir kuvvetle saat 10'da Ceyhan Otoyolu Sirkeli geçelerinde beklemeye başlamıştı. Olay yerine Cemur getirilmiş, askerlere hızlı bir şekilde arama yapılması, telefonların toplanması, araçların içerisindeki şahısların direkt alınması, daha sonra şahıslara arkadan kelepçe takılarak ekip araçlarına götürülmesi, kimlik kontrolünün daha sonra yapılması talimatı verilmişti. İddianameye göre bu talimatların amacı, milli istihbarat teşkilatı mensuplarının gerekse örgütün planladığı mizansenden habersiz biçimde askeri hiyerarşi içerisinde olay yerine intikal eden jandarma personeli tarafından şüphelilerin örgütsel eylemi anlaşıldığında yetkili kişi ve kurumlara bildirilmesinin önüne geçmek istendiği tespit edilmiştir. Daha sonra olup bitenin zaten görüntüleri yayınlandı. O anları iddianamede ifade veren X9 rumuzlu MIT mensubundan okuyalım. Medeni bir şekilde görüşmek üzere araçtan aşağı indiklerinde üzerlerine 15 kişi düşecek şekilde hiçbir şey konuşmalarına müsaade etmeden, onlar konuşmalarına müsaade etmemelerine rağmen sürekli Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olduklarını ve araçların da kendilerine ait olduğunu defalarca tekrarladıklarını üzerlerine çullandıklarını, kollarını bacaklarını bükmek, boğazlarını sıkmak suretiyle insana yakışmayacak bir şekilde teröriste dahi yapılmayacak bir muamelede bulunulduğunu, yerlerde süründürerek üzerlerine çöktüklerini, silahlarını vücuduna dayadıklarını, altlarında çiğnerken botlarıyla kafasına vücudunun çeşitli yerlerine basmak suretiyle acı çektirdiklerini, kendisinin terörist miyim bana bu muamelede bulunamazsınız demesine rağmen ısrarla üzerini çiğneyerek perişan duruma soktuklarını, halsiz bir vaziyette iken kollarını kalabalık ekibin arkadan kelepçelediğini. Peki amaç neydi? İlk ihbarı yapan, telefon dinlemelerini yaptıran jandarma kıdemli çavuş Gültekin Mengen'in ifadesinde tırların El-Kaide'ye gittiğinden bahsedilmiyordu. Adana jandarmasından yüzbaşı Hakan Kaplan tarafından imzalanan arama talep yazısında bu araçların Hatay üzerinden yurtdışı bağlantılı El-Kaide terör örgütüne silah ve malzeme götürdükleri yazılmıştı. Hakan Kaplan'ın ifadesinde El-Kaide ibaresini kendisinin eklemediğini, istihbarat şube tarafından eklendiğini söyledi. İddianameye göre amaç bu durumda açıkça göstermektedir ki şüpheliler kafalarındaki kurgu doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığını sözde Kudüs Ordusu terör örgütü soruşturmasında denedikleri gibi El Kaide terör örgütü ile irtibatlandırmaya çalışmaktadırlar yani Selam Tevhid davası gibi AK Parti iktidarı ve onun çeperindeki isimlerin içinde yer alacağı bir El-Kaide davası açılacaktı. Kursaklarda kalmış Lahey'de yargılatmalı hayaline zemin oluşturacak bir dosya. Dördüncü ve son yazı Cumhuriyet'in haberi ve haberi verişindeki sorunlar, ısrarlı DAEŞ'e gidiyordu vurgusu, çelişkiler ve iddianamedeki sorunlar üzerine olacak. Yıldıray Türkiye